sağdan, Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Tapşın tapşın yürüsün koşsun dua etsin yatsın kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sollah, kariyeri fulle, çayını da demle, son durak Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Ben de zengin çocuğuyum, ben de üniversite okudum, ben de Nişantaşı çocuğuyum. Yes. Ne olur atsanız aranıza. Biri bizi durdursun canım. Hakkınızı helal edin. Ben işten ayrılıyorum. Ulan dişimi bırak. Sen yoluna, ben iyi yoluma. Ben zaten artık evleniyorum. Ne? Kimle ya? Kısmetse önüme çıkan ilk erkekle. Ben sizi gördüm, beğendim. Arkadaşlık edelim diyorum. Niyetim ciddi. Ciddi mi? Aile ortamını seven, özlemi içinde olan bir insanım. Bu işler kısmet işi. Al Gafur. Sana hediye telefon. Kontrollü bir kart al. Tak içine ki ben aradığımda seni bulayım. Benim mi olacak? Evet, hediye ediyoruz. Al işte. Seni seviyorum anne. Okul birincisi bir insan. Koskoca Zeynep Aksoy sana aşık oldu. Yat kalk dua et. Ne ayol? Beni istemeye geliyorlar. Ne? Ne? Ay kim geliyor ayol? Sacit'in bir arkadaşı. Biz aramızda anlaştık, evleneceğiz. Ben de diyorum bugün ofis bir ferah, böyle rahat, güzel bir enerjisi var. Niye? Çünkü papucumun rakçısı işten ayrıldı. Al git kızı, istemene bile gerek yok. Estağfurullah canım. Ne diyorsun lan sen? Beni kontrol et! Hayır! 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 Makbule evleniyormuş. Yarın istemeye geliyorlar. Kim geliyormuş? Robert De Niro. Bu mu De Niro ya? De Niro. Hiç gireceğim yoktu ya. Hay Allah'ım ya. Yandan yemişi diyelim ya. Ben sana bayılıyorum. Ben de sana çok bayılıyorum. Hayatım iğrenç, gayet mutsuzum. Hiç mutlu değilim. Ay çok sevindim. Benim de iğrenç. Oh be. Hacer hakkında bir konu konuşmaya geldim. Hadi ya. Özel. Lütfen aşkımızı çöpe atma. Ben seni tekrar yerde kaldırıp başımın tepesine tekrar takmak istiyorum. Tekrar kafamın en yükseğinde, baş tacı olarak. Dayı. Donla. Gerizekalı. Azıcık değdi. Vallahi de, billahi de insanın kontrolü dışında. Zaten bir şey de olmadı. Yani sen bu adam kim biliyor musun? He? Yani sizin dükkanın orada gözüne herhangi bir şey çarptı mı? Hacer'in yanında birini gördün mü? Bir şey duydun mu? Ben? Yok, ben bir şey duymadım ya. Alakam yok yani. Görgüsüz! Görgüsüzsün! Koskoca Sütçüoğlu restasına getire 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 bu kadar peynir getirmiş. Şuursuz, deri kokuyorsun, burnum yanıyor kokudan. Karın bile kaçmış senin ya. Lan senin var ya. Ana, Sacit Bey nerede? Sacit Bey! Sacit Bey nerede? Tamam, İzzet sakin ol. Sakin ol, İzzet. Sakin ol, İzzet. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Yani Makbule ile aranız iyi mi Burhan? Şöyle, düzeyli ve aile tipi bir
flörtün ısınma turlarını atıyoruz İfot. Beni tanımasına çalışıyorum. Beni çok sevsin istiyorum. Kısmet artık. O ısınma turlarını atarken sadece sizi yakalamasın da. Atletizm sevmez mi diyorsun? Burhan, Allah aşkına biliyorsun. Asabi çocuk yani. O zaman bu akşam bizi idare etsin ise... Bu akşam biz kebap yemeye gidelim diyoruz da... Makbule İskender'i çok seviyor. 1,5, 2, 2,5. Vallahi ben de çok seviyorum. Bak bir ortak noktamız daha çıktı ya. Tamam tamam, arkadaşına gitti deriz, bir şeyler ayarlarız. Peki Tahsin Bey amcana haberi yok değil mi bu ikili delikten? Yok şekerim, Tahsin'in hiçbir şeyden haberi yok. Ay olmasın da zaten, bilmesin. Yaşlı adam, ay her şeyi ciddiye alıyor hemencecik. Siz de belli etmeyin sakın ha. Peki. Neyi bilmiyormuşum ben? Bizim bu çaycıyı işten attılar da ona sevindim. Onu konuşuyoruz İfot'la. Çaycıyı demek. Peki öyle olsun bakalım. Günaydın canım. Günaydın. Bir şey içer misin aşk? Aşk olsun ya. Lütfen çekinmeyin. Ne isterseniz söyleyin ya. Ben bir çay alayım Fersi. Tabii. Merhaba Saadettin Bey, hoş geldiniz. Bu geri mi geldi? Ay daha iyisini bulamadım. Her açıdan. Ne yapayım? Nasıl daha iyisini bulamadım ya? Çaycı ya. Ay Saadettin Bey, ailesine bakıyormuş. Yazık. Sevaptır dedik, geri aldık. Sizin için bir sakıncası yoktur herhalde. Yok. Ucuz eleman, iyi elemandır. Tabii. Burhan gelmedi mi? Rezil etmiş beni renkten müşterilerine. Aa, ne yapmış? Adamları yemeğe çıkaracağına parkta simit yedirmiş. Ay cimri. Kaçtı kampanya. Burhan geldiği zaman haberim olsun. Tabii efendim, şey... Çaycı konusunda. Kalsın. Sevapmış ya. Ya biz hiç görüşemiyoruz. Ne olacak bu iş? Ya Gafur abim, bunun dibinden ayrılmıyor. 5 dakika yalnız kalsam... Neredesin? Buradayım abi. Sebep? Şey, sipariş almaya... bir isteğiniz var mı veya arzunuz demeye geldim. Sadece tıkıral. Hacer'i yalnız bırakmıyorum. İyi ediyorsun oğlum. Kız başına bırakılmaz zaten. Her yerde takipteyim. Anladın sen onu. Tabii tabii, kabahati var, anlattın ya. Nasılım? Süper vallahi, ben de olsam aynısını yapardım. Zeynep'ti değil mi? Aha, evet. Şimdi Zeynep'ciğim, Gafur anlattı. Vallahi ben seni çok ayıpladım. Hmm. Nedir öyle erkeklerle falan gezip tozmalar, olmaz. Hmm. 24 saat peşindeyim bunun. Çok iyi, bravo. Vallahi ben olsam kesin elimden bir kaza çıkardı. Ama Allah'tan Gafur medeni insan. Hadi ya. Tövbeliyim. Her türlü şiddete son kanımca. Hadi ya, bu yeni mi çıktı? Yeni çıktı. Hayatımdan şiddeti kaldırdım. Kişisel gelişim kanımca. Dans ederek, spor yaparak rahatlıyorum. Her türlü sorunu konuşarak çözsek tam süper olacak kanımca. Vay be Gafur. Bravo vallahi. 24 saat ha? O zaman ne yapacağız şimdi biz? Sipariş alacağız. Bir isteğiniz var mı veya arzunuz? Ay. Kral ailesinden kimse yok mu? Kim mesela? Kraliçe mesela.
Ne demek o? Hiç hayır. Buran öyle şaka yapıyor. Şaka yapıyor da kimi kastediyor yani öyle kraliçe diye? Tansiyonunuz nasıl Tahsin Bey amca? Tırtıklar ne durum? Tırtık değil, tık tık. Ha tık tık mı o? Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Ay ya. Merhaba komşu. Aa, Büyük İskender'in ahbabı gelmiş. İskender mi? Akşam İskender Bey'le randevunuz varmış. Öyle duydum. Evet öyle. İskender Bey kim? Büyük İskender dayı. Komutan hani. Savaş yapan insan. Aynı zamanda İskender kebabını bulan kişi. Anladık da nereden çıktı şimdi? Ay Tansin'cim, Makbule canı İskender kebap istemiş. Onu konuşuyorlar. Sen ilacını aldın mı? Aldım efendim, aldım. Allah Allah. Ay şiştim, vallahi efendim, şiştim. Efendim ben de. Alo. Şu anda konuşabilecek misin? Şu anda burada değil. Ne yapacağız Sacid? Ne bileyim, bir haftadır sadece kapıda görüşebiliyoruz. O da çöpü toplarken ve Gafur eşliğinde. Biraz sabretsek, belki güvendikçe rahat bırakır. Ben de seni çok özledim. Kimi özledin kız? Kim? Telefonda kim var? Hatice. Ha, Hatice. Evet, hani okuldan arkadaşım, buluşuyorum, konuşuyorum. Ama hiç göremedik kendisini. Telefonda işte. Ver bakayım. Niye ki? Ver Hatice ile bir konuşayım. O da şimdi kapatıyordu tam. Ver telefonu Hacer. Ama kıza çok ayıp olacak abi. Ben sizi sonra tanıştırırdım ki. Aro. Aro. Alo Hatice Hanım. Niye cevap vermiyorsun? Niye konuşmuyorsun? Konuşsana! Alo! Hatice ha? Yazıklar olsun sana Hacer. Yazıklar olsun. Telefondaki kim söyle? Alo? Merhaba. Kimle görüşüyorum? Zeynep? Kim aldı telefonu ya? Alo, iyi günler Hatice Hanım. Ben Gaffır, Hacer'in abisi. Aa, merhaba, ne haber? Ne yapıyorsun? İyi vallahi, ne olsun işte, okul falan yani. Yenge! Akşam şeyle şey var ya hani, sen o yüzden hani benim elbisenin şeyini yapacaktın. Aa, belini, tamam dur, geliyorum. Akşam ne varmış? Hiç. Nasıl hiç? Hangi elbisenin neyi ne oluyormuş? Ayol, Makbule'nin elbisesinin belini daraltacağım. Ay sen de bugün çok meraklı oldun Tahsin. Hiçbir şey söylemiyorsunuz da ondan. Akşam ne oluyormuş? Oldu. İçeriden bir şey istersen seslen bize. Yarın akşam bize gelsene, otururuz. Yani gelirim tabii, niye gelmeyeyim Gafur abi? Ama benim babam birazcık mutasip olduğu için öyle yabancı evlere pek salmıyor. Biz yabancı mıyız? Hay değilsiniz canım, yabancı değilsiniz tabii de yani işte. Yarın akşam ben sizi Hacer'le birlikte kafeye götüreyim. Takılırız. Zaten bunun da canı sıkıldı evde. Hava alır biraz. Kafeye. Şimdi benim tabii derslerim falan çok yoğun olduğu için... Israr ediyorum. Israr ediyorsun. Sen beni beğenmiyor musun? Hay canım, niye seni beğenmeyeyim Gafur abi? İyi o zaman. Yarın görüşürüz. Babanıza hürmetler. Başladım. İyi günler. Ne oluyor ya?
Yarın üçümüz kafeye gidiyoruz. Hatice ile. Evet, Hatice ile. Ama onun işi çıkar herhalde galiba ama. Çıkmasın hanımca. Bir görelim şu arkadaşını. Ya niye illa göreceksin ki? Kızın teki işte. Bak Hacer, eğer bu Hatice olayında bir ayak varsa senin için hiç süper olmaz. Anladın sen onu. Ne ayağı olacak abi? Arkadaşım işte. İyi. O zaman yarın görüşürüz. Al. Cem, gel buraya gel. Buyurun efendim, ne oldu? Yahu niye hiç kimse bana bir şey söylemiyor? Efendim, park halindeydi. Ben de kimin çizdiğini bilmiyorum ki yani. Neyi? Arabayı. Araba mı çizilmiş? Onu demiyor musunuz siz? Vay, değil de öğrendiği bir yoldu ama. Niye bana söylemediniz? Ya Aslı dedi işte, babama söylemeyelim. Yaşlı adam şimdi lüzumsuz tepki gösterir dedi. Ben... Yaşlı adam mı? Yani üzülmesin manasında. Ya havde. Yahu ne oluyor bu evde? İskender diye bir şeyler konuşuyor. Nedir bu? E işte Burhan'la Makbule akşam İskender yemeğe gideceklermiş ya, o işte. Siz gitmiyor musunuz? Yok efendim, bizim ne işimiz var? Artık onlar hani çiftler ya. Çift mi? Yani çıkıyor gibiler ya, o yüzden hani. Ne? Bundan da mı haberiniz yoktu sizin? Hay Allah, ben de biliyorsunuz diye şey yaptım. Bu da mı size söylenmeyecekti yoksa ya? İffet! İffet! Uzun lafın kısası, kampanyayı kaybettik. Parkta simit ne demek evladım ya? Ha? Dalga mı geçiyorsun sen adamlarla? İyi bir yere yemeğe götürsen parasını vermeyecek miyiz? Biricik misiniz? Ne demek o? Bir müşteri grubunu ben yemeğe götürmüştüm de faturamın karşılığını 2 ay sonra alabildim. Nereden bakarsan bak 150 milyondu. Reposuydu 150 milyon. Anlaşıldı. Şimdi muhasebeye talimat veriyorum. Sana bir masraf hesabı açsınlar. Masraf hesabı ne o acaba? Evladım, iş görüşmelerinde, yapacağın yemek masraflarında, eğlence masraflarında falan harcaman için bir hesap numarası verecekler sana. Kızım bana Turgay Bey'e bağla muhasebeden bakayım. Şey, maaşımdan kesilecek mi acaba? Hayır evladım, aylık limitim var. İş yemeklerinden rahat rahat harcarsın. Yalnız bana bak, kimseye söyleme, ötekiler de ister. Ondan sonra da havyara gidip yiyip içerler, masraf hesabından öderler. Evet, ahlaksız bunlar. Bunların göbek adı zaten suistimal. Kimseye söylemem. Turgay Bey. Selam söyleyin efendim. Acaba burada İskender kebap var mıdır Burhan Bey? Ay. Artık istakozda havyarla idare edeceksiniz Makbule. Ya burası benim için büyük sürpriz oldu. Hani kebapçıya gidecekti? Ay, güldürdünüz beni Makbule Hanım. Zaman içerisinde beni daha iyi tanıyacaksınız. Benim felsefem şudur. Para harcanmak içindir. Her zaman. Dağıtmak, savurmak içindir. Aristokrasi bunu gerektirir. Zaten ben ailemden de öyle gördüm. Eğer ben harcamazsam, sen harcamazsan, öbürü harcamazsa, bu müesseseler nasıl döner? Ha, tabii. Evet, öyle. Yani ekonomisi olarak. Yani... Lüks sektörü nasıl denir? Nasıl? Soru. Basit bir cevabı var. Seninle, benimle, onunla öbürüyle. Son derece basit değil mi? Kurallar çok basittir. Arsun, bize şampanya getir. Burada patlatacaksın ama, gözümün önünde. Bazen şişenin içerisine böyle... ...kabuk sabuk şaraplar koyuyorlar. Duyuyoruz bunları. Ha. Ben gurme olduğum için... ...böyle... ...hemen beni ayırt edebiliyorum yani. Mahvolduk. Ne oldu? Öğrendi mi? Hayır. Gaffur abim anneme pantolonunu ütületiyor. Yarın Gaffur abim, ben ve Hatice kafeye kahve içmeye gideceğiz ya. İyi de Hatice benim. Evet, ben de onu söylüyorum işte.
Yok yok, kız ekti falan dersin canım, ne olacak? Yok yok, bu sefer asla inanmaz. Çok işkillendi ayrıca. Bizim bir an önce bir Hatice bulmamız lazım. Yoksa abim telefon numaralarından yola çıkıp... Bana kadar gelir değil mi? Bir arkadaşından rica etsek, Hatice olsa? Ya kimse abimle kahve içmek istemiyor ki. Ama yine de ben yarın sınıftan birini bulacağım. Hacı! Elba, çöpü ver, çöpü. Canım, iş ciddiye binince söyleyecek tek sana da Tahsin. Ne demek efendim, ne demek ya? Makbule, komşu Burhan'la flört ediyor. Cem'in bile haberi var, benim yok. Ne flört değil şekerim, arkadaşlık da. Hanımlı beyli kısmındalar işin. Tanışsınlar diye şey diyoruz. Ben anlamam öyle şey efendim. Bu kız bana emanet. Kardeşimin kızı. Ne yapıyor, ne ediyor bilmem lazım. Söyledik işte Tahsin. Ne zaman söylediniz? Cem ağzından kaçırdı, öğrendim. Ya rezalet. Ya bu evde beni iskele babası yerine koydunuz. Estağfurullah Tahsin'cim. Hadi iyi akşamlar size. Durun bakalım, durun. Nereye? Nereye? Bizim ofiste toplantı var arkadaşlarla, oraya. Bu saatte. O güzel. Gelin şöyle, geçin. Geçin şöyle. Size söyleyecek bir çift sözüm var. Efendim, sorun arabaysa ben yaptıracağım arabayı yani bu... Ya arabada çizilmiş, ben tesadüfen öğrendim. Ha, biliyorum. Sen de biliyordun demek. Bir tek ben bilmiyormuşum yani. Baba, siz genellikle kızdığınız için bazı şeylere... Tabii kızarım. Nereye gidiyorsunuz gene? Bütün hafta evde yoktunuz zaten. Hani para biriktirecektiniz. Ama toplantı olduğu için... Ne toplantısı bu, söyle bakayım. Kafede, arkadaşlarla. Ya söyleme ya. Hani toplantıydı? Toplantı? Arkadaş toplantısı. Geç, otur şöyle karşıma, otur. Oğlum fena. Sacit! 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 Bu hayatın stresine dayanamayacağım artık ama. Efendim dayı? Otur şuraya, konuşacağız. Vallahi parasını oynamıyoruz dayı. Neyi? Konu ne? Otur dedik, otur. Otur Sacit, kriz anı. Abi bu ıstıkız ya. Ne? Ufacık ya, bu daha bitti ya. Bunu nereden tuttunuz acaba? Kağıthanın derisinden mi? Ay ben ilk kez ıstakoz yiyeceğim Burhan Bey. Gaziantep mutfağında pek yeri yoktur ya. Birçok ilki benle yaşamanı istiyorum Makbule. Ay inşallah, inşallah. Ya ne kadar jantili bir insansınız Burhan Bey ya. Giyim kuşam olsun. Yemek olsa her şeyden anlıyorsunuz. Sağ ol. Evet. Çok dost canlısı bir kişiliksiniz. Hoş sohbetsiniz, espritüelsiniz. Öyle diyorlar, evet. Kim diyor? He? Hayır, anladığım kadarıyla iş yerinde pek sizi sevmiyorlar ya. Ne? Hayır, kendi çaplarınca dalgaya da alıyorlar ya. Ne? Bundan sonra bu evde benden gizli saklı en ufak hareketinizde bu evin altını üstüne getiririm, haberiniz olsun. Benden gizli 100 gram peynir alınmayacak. Benim haberim olmadan sokağa çıkılmayacak. Ben bilmeden kuş kanadını çırpmayacak, kuş. Tamam Tahsin'cim. Kim nereye gitmiş, ne yapmış, ne olmuş, her şeyden haberim olacak. Benden gizli bir şey yapacak olursanız, ters tarafımı biliyorsunuz. Biliyoruz. Onu görürsünüz. Haberiniz olsun. O zaman biz Cem'le bu akşam arkadaşlarımız Tanrıverdi, Kubilay Yaprak ve Fatoş'la birlikte Ice Cafe isimli lokale gideceğiz. Bu arada efendim orada bir... Hayır, 2 kadeh yani şarap da içebiliriz. Tamam evladım, gidin. Güle güle gidin. Ama benim haberim olsun. Bana söyleyin böyle işte. Saf yerine koymayın da toplantı var diye. Tamam baba, anlaşıldı, tamam. Dayı,
dün gece son kalan ayva tatlısını ben yemiştim. Sormuştun ya. Tamam evladım, afiyet olsun. Ama söyleyin işte böyle. Evin içinde dört döndürmeyin insanı. Tahsin'cim, bu akşamki mercimek çorbasında yok dedim ama lahana vardı. Ama hiç sebze yemiyorsun Tahsin. Tamam canım. İyi, eline sağlık. Tadı da pek güzeldi yani. Ah ne güzel. Dürüstlük gibisi var mı değil mi? Bakalım ne kadar böyle gider. Şaka mı bu ya? Ben hala şoktayım. Nasıl şaka mı bu ya? Ne demek ki beni severler orada? Ne demek ki yanlış anlaşılma var herhalde. Ben orada son derece popüler birisiyim. Kıskanıyorlar herhalde, bilmem ki. Aslı ile Cem zaten sevmiyor. Hadi onlar kendi içlerinde bedbahtsız bir çift, onu anladık. O ha diye gülen o adamla hani o sürekli açık saçık giyinen iki tane kadın niye sevmiyor? Neden anladınız? Ya. Bir yanlışınız var herhalde Makbule Hanım. Yani bensiz yapamazlar, çok severler beni. Yo, bu akşam kafeye gideceklerdi hep birlikte. Öldüler siz duymayın da onlarla birlikte gitmeyin diye. Yani yanlışınız var bence Makbule Hanım. Öyle düşünmeyin bence. Yo, vallahi konuşurlarken duydum. Garson! Gel buraya evladım! Gel! Hırsımı senden çıkartmayın şimdi ha! Bu nasıl istikos oğlum? Nerede tuttunuz bunu? Bir tadı da bir bozuk. Bozuk mudur nedir bunu? Bozuk mu bu? Her tarafı kalın bunu. İçeriye de giremedik. Kesemedik de. Getir bunu. Alo. Alo bize İskender kebap getir. İskender kebap yapmıyoruz efendim. Git o zaman ahçıya söyle. Benim canımı sıkma burada. Ahçıya söyle. Hemen yapsın. Eline mi yapışır? Parası neyse veririz ya. İşiniz gücünüz para. Veririz parasını. Getir bunu. Efendim kaçtı zaten. Bir yanlış anlaşılma var herhalde. Beni severler Makbule Hanım. Şeytan tüyü var bende. Beni severler. Yanlış anlamışsınızdır. Çayları kahveleri götürüyorsun hırsız. Ne alakası var ya, ben buraları toparlıyorum. Dün sen işten kovulmadın mı? Sen bütün eşyalarını dün toplamadın mı? Ya dün bütün eşyalarımı toplayıp gitmedim. Ben dün tekrardan işe başladım. Ya. Daha kimse söylemedi. Yemezler. Papucumun rakçısı, papucumun çaycısı. Çay, kahve, şeker stoklarını evine götürüyordun. Ben suçüstü yakaladım seni. Terbiyenizi takının. Ben üç kuruşluk şey için tamah edecek insan değilim. Ay pardon ya. Ay pardon. İstakozla, havyarla yetişmiş birisine ben neler söylüyorum ya? Ya ne alakası var ya? Ben çay kahve hırsızlığı yapacak insan mıyım? Aa, küçük düşünme diyorsun yani. Büyük düşün. Çay kahve beni kesmez diyorsun. Sıra bilgisayarlara mı gelmişti? Burhan Bey, Fatoş Hanım dün patronla konuştu ve ben yeniden işe başladım. Hadi canım sen de. Allah'ım ya Rabbim, beni mi kandırıyorsun? Hadi canım, yemezler. Sen bir defa burada bilgisayarları, yazıcıları, bir monitörlü telefonların hepsini götürecektin. Böyle elektrik süpürgesini çekecektin içine. Ortalığı dımdızlak bırakacaktın. Ve ben seni suçüstü yakaladım. Ben yakaladım. Senden her şey beklenir. Kedi katili. Terbiyen takın lan. Çok pis dalacağım sana. Dal. Sen de mi korkuyorsun?
Neyse, bundan sonrası artık kavga demektir. Ben şimdi işlerim var, başka yerlere gideceğim. Seninle hiç uğraşamam, Diluvanlı. Selen, alt tarafı bir kahve içeceğiz, o arada da Hatice ismini kullanacaksın, bu kadar. Ne demek ben tiyatrocu muyum? Hani söz vermiştin? Biraz kusura baktım Selen. Ya Selen ekti. Vallahi. Bilmiyorum. Ama saat 4'e kadar bir Hatice bulmazsam öldüm. Eyvah! Kimi bulacaksın peki? Hayır, Aslı'nın arkadaşlarından birini ayarlayayım diyeceğim ama... onlar senin Gafur'un kardeşi olduğunu da bilmiyor. Kim o? Hatice mi? Ya, gelemeyecekmiş, onu söylüyor. Ver bakayım telefonu. Yok yok, işi çıkmış, babası hastalanmış. Ver telefonu. Hatice! Efendim? Ya, babam rahatsız biraz. Nasıl? Niye Zeynep'e kızıyorsun Gafur abi? Çok büyük tepki gösteriyorsun ama. Alo! Alo! Hatice! Niye cevap vermiyorsun? Konuşsana! Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ay yok abi, Hatice işte. Alo, Hatice! Niye cevap vermiyorsun? Hatice, cevap versene! Kız, ne oluyor burada? Ne ayak? Bir ayak yok vallahi. Asabi olma ama lütfen. Ne bittiğin iyi olacak. O zaman... geleyim bari, ne yapayım? Size ayıp olacaksa... Dörtte. Tamam o zaman. Hadi sana da bay bay. Ne bakıyorsun kızım? Şakalaşıyoruz arkadaş arasında. Evet, geliyor. Kim? Hatice, 4'te buraya geliyor. Kim buraya geliyor oğlum? Hacer'in arkadaşı Hatice. Akşamüstü onları kafede takılmaya götüreceğim baba. Abi olarak. Aferin oğlum sana. Şu ikide bir arayan Hatice'yi bir görelim bakalım. Etten kemikten insan mıymış? Ne demek o baba ya? Anladın onu sen. Ya ben erken mi giyindim acaba? Günaydın. Günaydın aşkım ya. Kimse yok değil mi? Ha yok, daha kimse gelmedi. Peki bu yok değil mi? Bu da geldi, sonra çıktı. Sabah sabah birbirimize girdik aşkım yine ya. Ha, ne oldu hayatım? Ya siz benim işe aldığımı geri söylememişsiniz. Yok işte çayları kahveleri mi çalıyorsun bilmem ne. Ay terbiyesiz ayol, ben nefret ediyorum bu adamdan. Ya kim etmiyor ki? Neyse. Hayatım, biz bu adamı mı ciddiye alacağız ha? Akşam bana gelirsin. Ben sana şöyle güzel bir yemek yaparım. Sonra da oturur film seyrederiz.
iyi gelir ha? Arada sen olmasan ben bunu parçalayacağım da. Sen beni sakinleştiriyorsun. Ay aşkım. Sen de bana çok iyi geliyorsun. Ay, biz böyle şeyler yapmayalım. Şimdi o psikopat gelirse bizi yakalar sonra. Birlikte olduğumuzu öğrense ne acayip olur değil mi? Aman diyeyim, acayip olmaz, felaket olur. Onun böyle bir ilişkiyi anlama ihtimali sıfır. Gidip Saadettin Bey'i yetiştirirse ikimizin de işi tehlikeye girer. Aşkım ya. Canım. Ay, iğrenç. Tek kelimeyle iğrenç. Anası yaşında kadın, köylü çaycıyla iğrenç. Lütfen biraz saygı gösterin Burhan Bey. Sen ne kadar zamandır kapının arkasındasın? Casusluk mu yapıyorsun Burhan Bey? Aha şuna bak hala. Hala şuna bak. Hem suçlu hem güçlü. Ayk. Ayk. Bu midem bulandı. Ben artık size bakamam da. Saadettin Bey çok üzülecek. Saadettin Bey'le ne alakası var Burhan Bey? Bize şantaj mı yapıyorsunuz? Ben psikopat olduğum için benden her şey beklenir, değil mi? Lafın gelişi söylenmiş bir sözdü Burhan Bey. Madem benden herkes nefret ediyor, kaybedecek hiçbir şeyim yok. Açık konuşun Burhan Bey. Ne istiyorsunuz? İyi. Nedir bugünkü programınız bakayım? Benim önce röportajım var. Sonra Yaprak'la öğle yemeği. Ardından ofis, oradan ev. Dün gece nasıldı İskender kebaplar Makbule? İyiydi dayı. Bonfileden öyle yapmışlar işte. İyi. Bak her şeyden haberim var çok şükür. Ya bundan sonra böyleymiş değil mi? Öyle evladım. Herkes her şeyi bana söyleyecek. Gizli saklı yok artık bu evde. Senin planın neydi? Bir bileyim de. Benim? İşte benim ufak bir çekimim var bugün. Ama erken biter. Akşama yemeği evdeyiz yani. Kimle çekim? Tanıdığınız biri değil aslında. Oldu. Hadi biz çıkalım. Ya sanatçı mı, manken mi? Kim? Manken. Hangisi? Cemil işte cilt bakımına gidecek bugün. Ya söyleme ya. Cilt bakımına mı? Evet. 3 ayda bir gidiyorum efendim. Ha iyi. Bakımlı demek. Anladım. Güle güle şey yap artık. Ne yapılırsa. Peeling yapıp nem maskesi sürüyorlar genellikle. Oldu. İyi vakit geçir o zaman nem şeyiyle. Ne güzel ya. Doğruyu söylemek en iyisi. Olmadı. Ben de gideyim arasına bari. Hadi Cem, hadi. Peki biz kalktık efendim. Aman geç kalma erişte. Randevuyu kaçırırsan maazallah suratına bakamayız. Ay! Ha 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 ha!
dışarı bulacağım, bir dakika. Ne var? Peru deniyorum. Ne için bu? Herhalde böyle partilerde falan eğlence için şey yapıyorsunuz, değil mi? Enteresan ama ya. Vallahi. Demek saçı uzatsam böyle olacağım. Şarbı alabilir miyim? Olur. Yalnız dikkatli kullanırsan. Burhan Bey, biz sizden niye nefret edelim? Sadece çok yakın değiliz, o kadar. Yani nasıl böyle bir şey yapmamızı istersiniz? Anacığım, kötü bir şey değil Yaprak Hanım. Benim de sizler gibi birebir olduğum bir insan var. Aşk hayatım var. Onun benim hakkımda iyi düşünmesini istiyorum, o kadar. Burhan Bey, bütün bir gece size nasıl bayılıyormuşuz gibi yapacağız. Onu çaycıyı ayartırken düşünecektiniz Fatoş Hanım. Vallahi ben bunu çok kustaracağım ha. Ofise at sineğe girdi herhalde. Bir mırıldanma geliyor. Duyamadım. Burhan Bey. Şimdi hepimiz sonuçta iş arkadaşıyız ve aramızda belli bir mesafe var. O yüzden size abartılı bir sevgi göstermemiz Makbule Hanım açısından pek inandırıcı olmaz ki. Ben karar veririm. Eğer inandırıcı bir performans sergilerseniz bence inanır. Eğer inandırıcı bir inanır, inanmaz. Abi yerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oh! Ya niye Kubilay abiye söylemiyoruz? Adam resmen şantaj yapıyor. Hayır, Kubilay olmaz. Ha, buranın suyuna gideceğiz. Lütfen. Hani verdi. Kubilay hiç gelemez böyle şeylere. Gider Saadettin Bey'e her şeyi anlatır, ortalığı birbirine katar. Sakın ha. Burhan ayağı çekmeye akşam yemeğe mi gidiyoruz yani? Nerede kaldı? Abi niye oturmuyorsun? Pantolonum buruşmasın diye. Nerede kaldı? Yoldadır herhalde. Ben gidip kapının önüne bir bakayım. Belki adresi bulamadı. Selen? Ne demek gelemiyorum? Hani anlaşmıştı. Evet ama belki gelirim demiştin. Tamam Selen. Ben bu kazığı unutmayacağım ama. Bittik. Abi anahtarınla açsana. Pretty woman walking down the street. Pretty woman, the kind I like. Geldim abi. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Kim aramıştınız? Ayça ben. Hangi Ayça? Hatice de diyorlar aslında ama ben Ayça'yı tercih ediyorum. Yani bu fiziğe Ayça daha uygun. Hatice, siz kime gel? Selen mi yolladı sizi? Benim kızım ya. Ay yok kim? Benim sadece. Ay yok artık. Sacit. Ne yapıyorsun sen ya? Hatice oldum işte. Yalnız aynada baktım da. Aynada bir baktım şöyle, Hatice'den çok Ayça tipi olmuş, değil mi? Sacit. Olmaz böyle ya, sen. Ay çok tuhaf hissediyorum kendime. Allah Allah, niye kızım ya? Bak sen beni tanımadın, çok gerçekçi değil mi? Ay yok Sacit.
Vallahi olmaz. Git sen git. Ya şöyle bir alıcı gözle baksaydın. Abin bile telefonda benimle konuştu. Sacit ne olur git bak. Şimdi Gaffur abim gel. Geldi mi? Geldim. Merhaba. Ayça ben. Ayça. Aslında benim de Zeynep misali iki ismim var Gaffur abi. Babam Giller Hatice diyorlar. Anneannemin ismi olduğu için. Ama ben sosyal ortamlarda Ayça'yı kullanıyorum. Yani tarzıma daha uygun onun için. Değil mi? Demek ki hakikimiş. Ya, kapıda kaldınız. Zeynep'in angutluğu. Buyurun hanımca. Buyurun oturun. Kolonya. Ah, yok ellerimi kurutuyor sağ ol. Ha baba, işte öz hakiki Hatice. Ayça ismini kullanıyorum amca. Estağfurullah kızım, hoş geldin. Demek hakiki insanmış. Nasıl yani? Nilay da tanışsaydı keşke. İnanmıyordu da geleceğine. Ama kendisi teyzesine gitti. Kaza geliyorum demez. Boş ver sen Sertaç ya. İyi işte abi. Kız sana kesik belli baksana. Merhaba. Merhaba. Abi su gibi kız ya. Masaya davet etsene hadi. Abisi gelmesin sonra. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Hiç vallahi ya. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Siz? Şey, geçiyordum işte. Abiniz de geçmesin. Ha yok, onlar evde misafir bekliyor. Da, çok beklerler. Masaya davet etsene abi, ayıp oluyor ya hadi. Buyurmaz mısınız? Olur, iki dakika oturayım bari. Ben de kalkayım artık hadi. Nereye abi? Katalizör olacaktın. Yok yok, ben gideyim en iyisi. Hadi hayırlı akşamlar size. He. Daha nasılsınız? Ayça. Anneniz babanız nasıllar inşallah? İyiler maşallah. Ha babam iyileşti şükür. Normalde beni salmazlar ama size ayıp olmasın diye geldim. Ayça'nın ailesi çok mutasip da pek dışarı çıkmaz. Okuldan eve, evden okula. En güzeli hanımca. Tabii. Gaffur abi, Zeynep ara sıra bize gelsin mi? Hem böyle tığ falan işleriz. Ayrıca benim kırlent koleksiyonum var. Onu da gösteririm. Yok. Sen bize gelsen daha süper olacak. Hayır, Ayça izin alamıyor ya. O açıdan. Zeynep, bu hafta bir akşam bizde kalsana. Ayça bir sorum olacak. Haydi sor, sor. Senin erkek arkadaşın falan var mı? Ay yok, ay çok iğrenç. Ve öyle bir olayım yok yani. Zaten babamlar salmaz. Güzel. Dikkatli olun, etrafınızda kötü niyetli herifler olmasın. Yok ya. Ben zaten erkek sevmiyorum. Kızları seviyorum Gaffur abi. Kız kıza yani. Boyfriend olayları falan bilmiyorum. Çok öyle bizim aileye göre değil. Evlenirsem evlenirim o yani.
Bravo. Bak, görüyor musun? Görüyorum. Anladın sen onu. Ben mesela saat 7 dedin mi evdeyimdir. Hani diyelim ki Zeynep'le sinemaya falan gittik. Babam kapının önüne bırakır, kapıdan da alır. Sonracıma erkek arkadaş falan mevzularına gelince... ...ne bileyim yani temiz bir kısmetse neden olmasın. O da tabii ancak evlenmek vaadiyle o şekil yani. Bravo. Zeynep, görüyor musun? Görüyorum abi. Zaten Ayça evlenmek istiyor bir an önce. Değil mi Ayça? Tabii. Kız kısmı evini, yerini bilsin. Hayırlı bir kısmetse neden olmasın, değil mi? Erken yola çıkan yol alır. Erken evlenen döl alır. Nasılım? Tam süpersin kanımca. Ay Burhan Bey, böyle iki gece üst üste havyerler olsun, şampanyeler olsun. Aa, öyle denk geldi demek ki. Bak şimdi siz söyleyince fark ettim. Ya. Aa, tabii ya, iki gün üst üste öyle oldu. Demek ki bu benim hayat tarzım olmuş. Yani belirli bir yaştan sonrasında da değiştiremiyorsun. Allah kahretsin. Bir şey soracağım, niye büyük masaya oturduk? Ay. Beni rahat ettirmeye çalışıyorlar. Dün ben istakozu beğenmedim ya. Garsonu burada haşaladım. Ondan sonrasında bana Burhan Bey yapma bilmem ne özürler. Devamlı müşterilerim ya. Ay, inanmıyorum. Burhan Bey de buradaymış. Merhaba şekerim, ne haber? Merhaba, hoş geldiniz. Ya siz nereden çıktınız? Buraya o kadar para verebilecek kadar şeyiniz var mı sizin? Allah'ım yarabbim, nasıl bir tesadüf bu? Çok hoş ya vallahi. Burhan Bey, lütfen masanıza oturabilir miyiz? Yani ofisteki sohbetinize doyamıyoruz. Ay evet evet, bu akşam birlikte olalım ne olur. Ay bilmem ki. Makbule, ne diyorsun? Bilmem ki. Sizin arkadaşlarınız, siz bilirsiniz. İyi o zaman geçin oturun, beleşçiler sizi. Of ya. Oley. Geçin, geçin. Asur! Sadulye'yi getir. Beleşçiler. Ay Gafur abi, her şey için çok mersi ama benim artık eve gitmem icap ediyor. Dur, gitme. Size gofret alıyorum. İki gofret. Hayır, zaten çok geç kaldığın için artık baban herhalde uzun bir süre dışarı çıkmana izin vermez. Hep telefonda konuşuruz. Ben size gelirim falan. Yani. Taşlara yasam, yağmur yağıyor. Dağlara yasam, karlar yağıyor. Ayça, bak mahallemizin ozanı. Kalbime yasam, kimse görmüyor. Görün artık benim kara sevdamı. Görün feryadımı, görün isyanımı. Görün kalbimdeki kara sevdayı. Görün feryadımı, görün isyanımı. Görün kalbimdeki kara sevdayı. Hakikaten çok dokandı. Merhaba Sacit dost. Buyur. Kim? Selam Sacit dost. Merhabalar sana. Benim adım Gaffır. Sacit, muhallebicideki çocuk. Anladın sen onu. Gidelim mi artık? Dostun sureti Sacit olmasa da eğer... ...Gülenay suretin ardındakini görür. Sureti aşıp ruhu göremeyen insan... ...insanını ve dostunu bilemez. Pişman olur... ...dövülür. Ne diyor bu adam, hiç anlamıyorum. Akşam oldu, babam bana darılır.
Tamam kızlar, siz gider durun. Gülenay abi! Ben Gaffır, pijamalı olan. Sacit muhallebicideki kavgacı çocuk. Hatırladın? Yok. Zavallı, meczup. Görün feryadımı, görün isyanımı, görün kalbimdeki kara sevdayı. Makbule nerede? Burhan'la yemeğe çıktı yine. Aslı, niye? Gerçekleri söylemiyor muyuz? O cart diye Cem'in cilt bakımını söyledi ama. Ne ayak? Abi. Yanlış anlamıyorsun değil mi Gaffur? Hacı. Sen Nilay'ı al, Ayça'yı al git. Köşedeki taksi durandan Ayça'yı taksiye bindir. Selamı söyle, plakayı al. Benim birazcık burada işim var. Kalkız. Ben bu olayları kaba kuvvetle halletmeye karşıyım. Artık ben de. Efendim? Şiddete son. Ama lan bu kaçıncı oldu? Ya ben seni öldüreceğim, katil olacağım... ...ya da bu işi konuşarak halledeceğiz. Konuşarak halledelim istersen. Ne içersin? O kadar da değil. Gazoz. Ay idare müdürümüz diye söylemiyorum. Sohbetinden bu kadar zevk aldığımız insan... ...azdır. Değil mi Tanrıverdi? Evet, diyeyim ben o zaman. Ya ya, geçen gün nasıl güldürdü bizi değil mi? Ha, hani şey deyince... şey esprisinin üzerinde şey esprisini patlatınca değil mi? Hatırladım. Hatırladın sen de değil mi? Nasıl unuturum şekerim, nasıl? Evet ya, ben de oradaydım. Çok komikti ya vallahi. Peki bir şey soracağım. Niye Cem enişteyle Aslı Burhan Bey'e karşı mesafeli duruyorlar? Cem'in genel müdürlüğü kaybetmesiyle alakalı olabilir. Kıskanıyorlar bence. Kesinlikle kıskanıyorlar. Bunu ben söylemiyorum. Kızlar söylüyor. He kızlar? Evet biz söylüyoruz. Tabii bizzat biz söylüyoruz. Bireysel fikrimiz, bireysel şahsımızın. Yoksa Burhan Bey gerçekte herkese karşı çok toleranslı ve sevgi dolu bir insandır. Yalnızım Gaffur. Yaşım da geldi. Piyasadaki kızlar bana göre değil. İstiyorum ki helal sütlenmiş, namuslu, mazbut hanımefendi birini bulayım. Kız kardeşinle ilgili hislerim gayet temiz yani. Kız kardeşimi geç. Oradan devam et. İstiyorum ki seveceğim insanın yüzünde bir masumiyet olsun. Bir duruluk olsun. Masumiyet. Evet. Niyetim ciddi. Gönül eğlendirmeyeceğim o tip bir kız arıyorum. Kız kardeşinle tanımak amacıyla... Kız kardeşimi geç. Oradan devam et. İzdivaç niyetindeyim. Seviyeli bir ilişki istiyorum. Ama mahcup bir insanım. Kızlarla kolay tanışamıyorum. Seni öyle bir kızla tanıştırırsam eğer... ...Nilay'ın peşini bırakır mısın? Bırakmam desem? O zaman kusura bakma... ...ben de şiddete başvurmak zorundayım. Ki hiç istemiyorum. Bırakırım desem? Evet. Doğru cevap bildiniz. O zaman yarın akşamüstü kafeye gel. Kız kim ki?
Ayça Hanım. Başka şampuan içen yok mu ki ya? Yok artık ben içmeyeyim Burhan'cığım, tamam. Ya iç, içsin mi? Ben ısmarlıyorum, iç. Tanrı verdi, sen de iç. Vallahi böyle bedava şampanya bulamazsın. Ne kadar cömertsiniz bu gece Burhan Bey. Söylemesi ayıptır, biz dün gece de buradaydık. Birkaç ıstakoz daha ısmarlayayım mı? Yok yeter artık. Yani biz kalkacağız zaten. Ya yiyeceğimizden değil ki. Böyle dekor olarak dursun. Kaptan Kısto misali. Durdu durdu. Bak şak diye patlattı espri. Ne kadar seviyorlar sizi Burhan Bey. Tabii canım, ben dedim size. Hatta bu Fatoş Hanım'ın size karşı bir zafiyeti var bence. Evli mi diyorsun? Daha önce hiç fark etmedim ya. Ama olabilir. Kendimi o kadar zor tutuyorum ki. Ay canım, idare et. Ben her şeyi ayarlıyorum. Sen evet de yeterli, değil mi? Hadi Burhan'ım, gel bir kadeh tokuşturalım. Evet. Ya ben dedim. Hadi Şerefe. Şerefe. Evet. İfo ya. Biz bu fincanları Aslı'nın teyzi için almıştık değil mi? Yok canım, bunlar bizimkiler. Ama buna benzer bir şey almıştık Aslı'ya. Nerede onlar? Buralarda. Arkadaşına hediye etti o. Aa anne. Ne yavrum? Yalan mı söyleyeyim, kızıyor. Beğenmemiş miydi kızım sen onları? Saçının dip boyası çok güzel olmuş. Dip boyası mı? Sen saçına kına koymuyor muydun? Kına mı? Kızım niye saldırıyorsun şimdi bana? Ya anne yalan mı? Saçının dibinden beyazlar çıkıyor. Tabii ki dip boyası yaptırıyorsun. Tamam. Bunu babamın da bilmeye hakkı var. Tamam kızım. Madem hiçbir şeyi saklamıyoruz, gizlemiyoruz. Aslılar odalarına gizlice DVD oynatıcısı aldılar. Gidip seyrediyorlar. Ne zaman aldınız kızım? Oo, sen daha uyu Tahsin, uyu. Ya buraya getirip hep beraber seyredelim. Yok artık Burhan Bey, siz haddinizi aştınız. Bir yere kadar ama. Ya ne var bunda? Makbili öyle zannetmiş. Bağa karşı zaafınız varmış gibi davransanız ne olur acaba? Burhan Bey, size bayılıyormuşuz gibi, size çok yakınmışız gibi davranacaktık. En alasını yaptık. Bitti, ödeştik. Fatoş Hanım, çaycıyla ilişkisi olan sizsiniz, ben değilim. Ayrıca yasa dışı bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Ne malum Tanrı Verdi'nin 18'den büyük oldu? Tabii ki büyük Burhan Bey. O 24 yaşında. Hayır, ne malum? Allah Allah! Ya ne var bunda? Biz havyarda öğle yemeği yerken geleceksiniz, size anlattıklarım var ya, onları uygulayacaksınız. Ondan sonra elinizi kolunu sallaya sallaya gideceksiniz. Ne var bunda? Ay siz yine havyara mı gidiyorsunuz yemeğe? Vallahi bravo, bütün maaşınızı da bu yemeklere yatırdınız Burhan Bey. Orası benim problemim. Saat 2'de biz oradayız. Bekleriz. Gafur abi, anlıyorum tamam ama hiç tanımadığım bir adamla nasıl görüşeyim yani? Tamam, sen de orada olacaksın, tamam. Ama bak ben birazcık böyle utangaç ve çekingen bir genç kızım. Ya Ayça, bir tanışıp görüşeceksiniz, o kadar, kısmet. Gelmesem. Sen beni kırıyor musun Ayça? Seni kırmıyorum. Ama ne bileyim, nasıl olacak bu iş yani? Abi istemiyor işte, boş ver. Hacer, ikisi de evlenmek istiyor, sevaptır. Kimmiş bu arkadaşın? Söyle hemen. Bir kahve içecekler, sakıncası mı var? Tamam, ben de geleyim o zaman. Hayır, sen gelemezsin hanımca. Sen gelirsen çekinir. Rahat rahat oturup konuşsunlar. Üf, Emre bak yapıyorsun kızı abi ya. Aro, Ayça Hanım. Akşamüstü görüşürüz o zaman. İyi günler. Thank you.
merci beaucoup. Aa, öğle yemeğinde de mi şampanya? Aa, istemez misin şekerim? Ya, dün gece içtik ya, bütün gece midemde fıstada durdu. Söylemesi ayıptır, biraz gaz yapıyor. Aa, benim de ıstakoz bana alerji yaptı, bütün sırtım kaşınıyor. Ya. Ama olsun, yine de söyleyelim. Ha. Yani olmadı biz yemeyiz, başka masalara dağıtırız. Yiyebilen var, yiyemeyen var, öyle düşün ya. Yani. Merhaba. 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 Nereden çıktın sen ya? Gel, oturmaz mısın? Şampanya filan iç. Öğlende de mi şampanya içiyorsunuz? Ay neyse, ben size şunu söylemeye geldim. Birdenbire fark ettim ki Burhan Bey, siz ofise ilk geldiğiniz günden beri gerek kişiliğiniz, gerek fiziğiniz olsun size bir zaaf beslemişim. Dün Makbule Hanım'la böyle yan yana görüverince birdenbire anladım. Şok, şok, şok. Daha ne olsun, bu kadar. Biraz kuru olmadı mı? Ayaküstü bu kadar oluyor. Allah'ım yarabbim, şaşırdım. Nasıl bir zaaf bu? Biraz açabilir misiniz Fatoş Hanım? Tam olarak anlayamadım. Ay açamam. Bir zaaf işte. Beğeni. Beğeni. Hı. Ha beğeni. Hı. Ay inanmıyorum ya. Mesela nereleri mi beğeniyorsunuz? Başka nereleri mi beğeniyorsunuz? Daha fazla anlatmanız gerekiyor. Nereleri mi beğeniyorsunuz daha fazla? İşte bu kadar. Sadece söylemek istedim. Yani bilmenizi istedim. Zaten geldi, geçti, gitti, bitti. Şimdi arkadaşız artık. Siz birliktesiniz. Ben size mutluluklar diliyorum. Saadetler. Hoşça kalın, sevgiler. Ha nereye ya? Nereye? Hop. Alo, nereye ya? İki dakikada anlatıp gitti, bastı gitti ya. Ay pat diye girip neler söyledi kadın. Vah, vah. Kadına yazık, vah. Demek ki bu yaşta ne ümitler besliyor. Ben size söylemiştim. Ne fingir dedi, kim bilir sizi, ne fingir dedi. Ya onları da anlatacaktı ama iki dakikada bastı gitti. Ha? Hep bir şey. Ama... Anam sırtım kaşınıyor. Nasıl şey yapayım? Gel. Güzel. Haydi bana gel. Heyecan var mı? Yani gerginim haliyle Gafur abi. Bu beyefendi kim acaba? Kendin tanışırsın. Anladım. Kendisi çok ciddi biri. Amacı evlenmek. Ya. Ben 5 dakika oturup gideceğim. Hatırın için geldim. İyi ettin. Tanışacağın kişi Kel. Bir sakıncası var mıdır? Kel. İyi günler. Hoş geldin Kel. Otur böyle gel. İyi günler hanımefendi. Merhaba. Nasılsınız? İyi, hamdolsun. Adı Hatice. Ama Ayça da diyebilirsin. Anladım. Ben de Sertaç. Ya ne güzel. İşten eve erken geldik. Benim röportajım vardı. Cem'in 2 tane çekimi vardı. Ofise sadece 10 dakika uğradık. Öğlende pizza yedik. Sosisliydi. Arabayı hala yaptıramadık. Ayrıca 3 ay sonra cilt bakımına gideceğim. Şimdiden haber vereyim dedim. Öyle mi? Benim de saçlarımın dibinin beyazı çıkıyor Tahsin. Ama tabii unuttum. Aslı onu dün akşam söylemişti. Madem gizlimiz saklımız yok, babam her şeyi öğrensin. Okuyorsunuz. Evet okuyorum. Muhasebeci çıkacak.
Ha ne güzel. Meslek sahibi bayanın hali başka oluyor tabii. Nasıl başka oluyor? Yani zarif oluyor. Kendine güvenli. Oturuşundan duruşuna kadar. Sağ ol. Ben de serbest meslekteyim işte. Çok serbest değil mi? Efendim? Neyse ben artık gideyim. Evden merak ederler. Ya 5 dakika daha oturun canım. Birbirimizi tanıyalım. Tanıyın kanımca. Gitme Ayça. Burcunuz? Allah'ım yarabbim. Bayanlar meraklı oluyor diye şey ettim. Cildiniz ne kadar güzel. Tabii bayanda cilt önemli. Bir de saçlar. Siz hep böyle bayan mı dersiniz? Bay mı diyeyim? Ne diyeyim? Hanım daha iyi galiba. Ben de hanım olunca fark ettim. Hanım olunca mı? Gafur abi. Buyur. Bize çay falan bir şeyler alsana. Alayım. Sonunda yalnız kalabildik. Umduğumdan daha güzel çıktınız vallahi. Ben zaten kumral çok severim. Artık herkes yalan sarışın. Halbuki doğal güzellik önemli değil mi? Lan başlarım senin bayanına da sana da. Ne oluyor ya? Sacit ulan ben salak. Sacit? Aa ben. Abi ne yapıyorsun böyle ya? Çaktırma ulan uzun hikaye. Zeynep Meynep durumları. Çok inandırıcı olmuşsun ama abi. Sırtaç oğlum bak sakın bana asılmaya kalkma ha. Ne yaptım ben ya? Abi aslında hoşlanmıştım senden. Sus sen, sus Allah kahretmesin sus. Demek ki fiziğe inanmayacaksın abi. İçindeki ruh önemli. Sertaç basket oğlum çabuk 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 basket basket basket. Tamam 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 zaten kendimden nefret ettim. Iyy. Ben gidiyorum abi bu iş olmaz. Sebep? Kız tipim değil abi, kusura bakma. Ya ayıp olur, otursaydın mı 5 dakika konuşsaydın. Olmaz abi, kusura bakma. Hadi eyvallah. Burhan. Kanka. Gafur. Kardeşim. Kanka. He. Kardeşimin arkadaşı oturuyor orada, Ayça. Ne yapayım kime şimdi? 5 dakika bizde takılsana. İyi kız, güzel kız, tanışın. Bakayım. Şu Kumral kız mı? Otur kanımca Ayça. Lip lip lip. Merhaba canım. Eyvah. Ya İrfan, öğle yemeğinde yediğimiz yemekler pek güzel, pek lezzetliydi de... ...yalnız eskiden karnıyarık sanki daha bir kıvamlı olurdu değil mi? Şekerim, o eski patlıcanlardan. Ha. Bir de bu tansiyon ilacı alıyorsun ya... ...belki o eski ağız tadın yok. Ne oldu? Hiç. Ha niye güldün? Madem sordun söyleyeyim babacığım, senden de hiçbir şey saklanmıyor. Son 3 senedir bizim evde bütün yemekler zeytinyağıyla pişiyor. Ne? Sıcak yemekler de mi? Ayrıca patlıcanlar da kızartılmıyor, suda haşlanarak pişiriliyor. Aa. Sağlık için şekerim. Anladım, anladım. Cem. Yeni fotoğraf makinandan memnun musun? Hangi makina? Hani o. 2000 dolara aldığın makina. Ne? Ay babanız bilmiyor muydu? Ay pardon. Ay çok pardon. Sen buralarda mı oturuyorsun canım? Yok, uzakta. Daha
önce hiç buralarda görmedim de. Gerçi ben seni birine benzetiyorum, benzetiyorum ama bir türlü bulamıyorum. Nişantaşı'nda pek takılmıyorum. Dejenere geliyor bana. Bir akşam bir yere gidelim, bir şeyler içeriz, şampanya falan. Gelir misin? Kanka. Aman anladık be. Aile kızı. Ben seni kime benzetiyorum ya? Ne bileyim ben. Buldum. Ne? Kime benzettiğimi buldum. Hadi ya. Kime? Çok enteresan ya. Tıpkısının aynısı. Kimin? Özgün Aman. Ne? Yo. Tuğba Ünsür bu. Yok ya. Hiçbirisini benzetemiyorum. Ne alakası var kanka? Ya birine benzetiyorum ama bir türlü bulamıyorum. Bir türlü bulamıyorum. Hemen düşünmem lazım. Hemen düşün. Bu buz pateninde bir kız vardı. Sürekli olaylar çıkartıyordu. Böyle kavgalar falan çıkartıyordu. Adı neydi ya onun? Bir adı vardı onun. Şeyle mi başladı, neyle mi? Seyle mi? Heyle mi? Bir şey mi? Dur bakayım. Sacit Kral'a soracağım. O bilir bu konularla o ilgililiği. Sacit Kral. Bir de niyeyse çağrışım yaptı, anlayamadım. Telefonun çalıyor. Yok. Çalıyor. Yok Gafur abi. Benim telefon şöyle çalıyor. Ring, ring, ring. Ring, ring, ring. Ring. Ring, ring, ring. O yüzden herhalde başkasının telefonu. Kimin acaba? Efendi, sizin telefonunuz çalıyor olabilir mi? Değil. Sacit Kral cevap vermeyi duymuyor herhalde. Cevap vermeyi. Adı neydi ya o bayanın? Neyse, artık geç oldu, ben kalkayım. Babam darılır yoksa. Gafur abi görüşürüz. Efendim çok memnun oldum. Bindi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ayıp ettin kanka. Ne ettim ki ya? Kızı ciddiye almadın. Mahcup ettin onu. Neyini ciddiye alacağım ki Gafur? Evlenmek istiyor diyorsun. Aile kızı diyorsun. Ben yani makbule varken... Benim bir defa başım bağlı. Makbule varken ben bu kızı ne yapayım ki? Doğru. Doğru. Kime benziyor ya bu? Koltukların yüzü ne güzel oldu değil mi anne? Ne olmuş koltukların yüzüne? Hiç temizlenmişti. Değiştirildi ya. Ay pardon, babamdan gizli değiştirilmişti değil mi? Özür dilerim. Ofisteki çaycı hediye ettiğin halıları beğendi mi Aslı? Hangi halıları? Aslı'nın çeyizi için aldığımız halıları. Onlardan birine vermiş. Ha, çaycıya. Arkadaşımız ama. Ya evinde hiçbir şey yoktu yani. Baba böyle güllü güllüydü o havlular. Sim işlemeli ya. Ya tabii. Babanız seçmişti. Aslı yine mi rezil oluyor? Aslı şeyi söylediniz mi? Cem Erişte'nin her gece kahvesine viski koydun ha? Viski mi? Ay bilmiyor muydun dayı? Ay. Yani bir parmak kadar efendim. Tevekkel değil, kahvelere içip içip uyuyor. Ben de diyorum niye uykusu kaçmıyor bunun diye. Bu makbule var ya, bu makbule. Siz evde yokken salonda müziğin sesini sonuna kadar açıp göbek atıyor. Ne? Ben de gördüm bir kere. Göbek mi atıyor? Ne var bunda ya? Niye makbule ablama saldırıyorsunuz? Dayı, bu Aslı ile Cem odalarına niye DVD oynatıcı aldılar biliyor musun? Niyeymiş o? Çünkü filmler oynarken sen konuşuyorsun, hiçbir şey anlamıyorsun diye. Sacit geçen gün Taceddin'i dövmeye kalktı. Dövmeye mi kalktı? Sen nereden biliyorsun kızım? Taceddin söyledi. Ne alaka? Öğrenmen gereken çok şey var Sacit. Dayı, sen röptüşamburla terlik giyince Aslı seninle dalga geçiyor. Ne diyor biliyor musun? Sacit! Ne diyor? Sütlaçların lordu diyor. Sacit her salı Muhallebici'de poker geceleri yapıyor. Poker mi? Arkadaşlar arasında dayı. Ayrıca anlamadım ama bazen peruk takıp kadın kılığına giriyor. Ay!
Dayı, bu Aslı var ya... Yeter! Yeter! Konuşmayın artık, susun. Haberin olsun diye söylüyoruz baba. İstemiyorum, olmasın. Söylemeyin. Her şeyden haberim olmasa da olur. Ama siz istediniz efendim gizli saklı olmasın diye. Olsun efendim, olsun. Gizli saklı olsun. İstemiyorum. Aa, babalar her şeyi bilmek zorunda değildir. Hiç konuştuğumuz gibi olmadı bir defa. Çok kuruydu. Çok yavan bir performanstı. Daha ne yapayım Burhan Bey? Daha ne yapayım? İşte onu diyorum ya. Biz Makbule ile evde otururken içeriye geleceksiniz. İki dakika ama fazla değil. Böyle hani diz çöküp seni seviyorum Burhan, seni çok seviyorum Burhan diye yalvaracaksınız. Burhan Bey siz iyice delirdiniz artık. Ya insan sevgilisine hava atmaz mı? Lütfen bana bir yardım edin. Bir yardımınız olmaz mı? Çok masum bir istek. Lütfen ama. Hayır, yok artık. Benden bu kadar. Bakın Burhan Bey, zaten yani böyle kızı şampanyalara boğmuşsunuz. Bütün paranızı harcamışsınız. Bence yeterince etkilenmiştir. Ama ben sizin ilişkinize yardımcı oluyorum. Ay nasıl yardımcı oluyorsunuz? Patrona söylemeyerek. Telefon çalayı. Bir bakar mısınız? Gerekirse not alın. Please. Kununtu. Alo. Buran Altıntop'un ofisi. Evet. Neresi? Evet. Gerçekten mi? Tabii. Ha ha, tabii tabii. Hangi tarihler? Tabii. Teşekkür ederim. Ben kendisine hemen ileteceğim. Kim o? Kimmiş ya? Kim o? Kimmiş o? Muhasebeden Turgay Bey. Havyarda yediğiniz son 4 iş yemeğinin faturası eline geçmiş de ödeme yapılacakmış şirket hesabından. Ha, bu 4 iş yemeğiyle masraf hesabınızın aylık sınırını doldurmuşsunuz. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Şampanyalar, havyarlar, ıstakozlar Saadet'in Bey'in hesabından mı ödeniyordu Burhan Bey? Ay siz çok yakışıyorsunuz biliyor musunuz? Şu anda çerçevemi aldım ve öyle dikkatimi çekti. Süper. Arkadaşlar! Ben geldim. Ve bakıyorum gözlerinize. Yalan söylemeyin, hepinizin gözlerinde. Hasret ve özlem görüyorum canım. Özlemişsiniz beni ya. Nerelerdesin Kubilay abi? Bölümün başından beri yoksun ya. Hanımefendi, bir peynir kralı olarak azıcık buralardan uzaklaştım canım. Ve o muhteşem projemle ilgilendim. Dalağa ve ses tellerine iyi gelen yoğurt projemle canım. Dalağa ve ses tellerine mi? Evet Fatoş. Niye gülüyorsun ki? Zaten bir o kalmıştı ya. Ay yok şekerim. Burhan Bey artık biliyor. Biliyor. Biliyor ve böyle şirin bir olgunlukla karşılıyor ha. Ve Saadettin Bey de ayrıca çaktırmıyor ha. Evet, aynen öyle. Öyle mi? Öyle. Bravo Burhan sana. Bravo. Aferin canım. Sağ olun Kibilay Bey. Sağ olun. Biraz sırtım kaşınıydı. Yenge, saçlarını mı boyattın? Çok güzel parlıyor. Kına yavrum, kına. Doğallık gibisi yok. Efendim, sizin de bu röbde şambanız ne kadar yakıştı size. Yeni mi aldınız bunu? Yeni, evet. Ya yemekten sonra beraber birer kahve içer miyiz Cem? Tabii efendim, içelim. Kaçmasın sakın. Yok efendim, biliyorsunuz kafein bana dokunmuyor. Ya o içiyor kahveleri, gidiyor yatıyor. Öyle mi?
Ben buna mutfakta bakayım da yemeğin ahengi bozulmaz. Çok naziksin Sacit'ciğim. Aşk olsun. Bir de dayı, biz akşam arkadaşlarla satranç oynayacağız dükkanda. Beni merak etmeyin. Etme evladım, etme. Ay ne hoş. Allah ahengimizi bozmasın. Ne kadar huzur içinde bir yemek oldu bu. Ya. Değil mi? Değil mi? Alo. Ayça'cığım, Gaffur abim seninle konuşmak istiyor. Galiba kafeden biraz tatsız ayrılmışsınız. Ver, ver. Aru. Alo. Yok Gaffur abi, niye bozulayım? Kısmet değilmiş. Ya sen o keli boş ver. Ama diğer arkadaşında çıktığı kız var. Olsun canım, ne yapalım? Tipim değildi zaten. Ayça, konunun seninle alakası yok. O diğer adamın, yani kısa boylu bıyıklı adam da ev sahibinin ablasıyla flört ediyor. Başı bağlı hanımca. Ev sahibinin ablası. Artık kahveleri de kızlar yapsın. Hadi yaparız, yaparız. Değil mi Makbule abla? Tabii canım, biz Aslı'cığımla hallederiz. Ondan sonra da DVD oynatıcıyı şuraya kurarız. Güzel bir film. Oh! Benim anlayabileceğim bir şey olsun bari. Hı? Ne? Ha? Yok, ben ne demek istediğini anlamadım. Neyse. Abla. Canan. Biraz konuşabilir miyiz? Önemli bir mevzu var da. Burhan'la ilgili. DVD aldılar odalarına, gizlice gidip gidip seyrediyorlar Tahsin. Patladı be. Arla arla. DVD diye başladı. Hani kebapçıya gidecektik? Ne? Baştan alalım mı ya? Şu başıma bela oldu havuç ya. Sonra da oturur film seyredir. Sana iyi gelir ha. Ay bize iyi gelir ha. Yapamayacağım ya. Ne var? Yine çok iyi gitti ama. Pardon, sesin eğildi. Ne var? Duyun feryat. Ne var? Peru deniyoruz. Ay canım benim. Gönül feryat. Sahne ismi Santifür. Kestim attım kafayı. Görün feryadımı, görün isyan. Büyük İskender'in ahbabı Makbule. İskender mi? Size bir şey demiyorum. İskender'le akşam... Kıvar, çevir kızı yanmasın. Biri bizi durdursun canım.